Bir de hayatta bazı şeyler var ki illaki insanın başına gelir. Ve bunun korkusu da mutlak olduğu için, illa geleceği için o kadar zorunlu bir korkudur ve doğal bir korkudur. Bunların başında ölüm korkusu ki ölüm mutlak bir, herkesin başına gelen bir şey. Yani bazı insanların gelip de bazı insanların başına gelmeyen bir şey olsa o zaman muhtemel bir korku olurdu ve ihtimal oranında o korkuyu yaşamamız doğal olurdu. Yine de belli bir ihtimal ile yaşamamız gerekir. Ama düşünün ki illaki gerçekleşecek bir korku, illaki gerçekleşecek bir hadisenin, yani herkesin başına gelen bir hadisenin insanlar tarafından da doğal olarak korkusu içerisinde olmak zaruri bir şey. Dolayısıyla böyle mutlak bir şeyin korkusunun hayatın içerisinde kişiye eşlik etmesi ve bu eşlik eden korkunun belli bir sakınıma yol açması son derece fonksiyoneldir. Hatta diyebiliriz ki Cenab-ı Hak hayatı yaratırken insanda böyle bir duyguyu hayatına eşlik etmek üzere onun sakınımına el versin, sakınımına yol açsın, sakınımını alttan alttan beslesin diye var etmiş olduğunu söylemek gayet normal. Çünkü bizi yaratan Allah bütün duygularımızı, bütün özelliklerimizi de yine yaratan Allah Azze ve Celle'dir. Dolayısıyla bu gayet tabii bir şeydir ve bunun sakınımına yol açması kişinin yer yer bunu düşünüp bundan ötürü hayatına şekil vermesi, bundan ötürü hayatına bir nizam, intizam vermesi, bunun gereği olarak sakınması, ölüm ve ölümün sonuçlarından ötürü tedbire başvurması gayet hatta beklenen bir şey. O yüzden Cenab-ı Hak dedi ki ya ibadi fettekûni, ey kullarım benden sakının. Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ Rabbinin makamından korkan kimse diyor. Kişi ölüm neyi temsil ediyor? Biz ölüm korkusu diye bahsettiğimiz zaman dini bir çerçevede ölüm esnasında yaşanan sıkıntı, işte boğulma hissi, çaresizlik, hareketsizlik her neyse bunları söz konusu etmiyoruz. Bunlar dakikalar içerisinde sonuçlanan bir şey. Esas ölüm korkusu diye bahsettiğimiz şey kişinin hayat dediğimiz bu imkandan artık yoksun kalması. Hayat dediğimiz bu imkanın artık sonlanması ve sonrasında onu bekleyen bu hayata dair sorgu ve sualin ve bunun neticesinde gelişecek olan azabın korkusu. Dolayısıyla ölüm korkusu Cenab-ı Hakk'a dönüşün ve sahibe, yaratan kudrete hesap vermeye dair bir başlangıcın adımı olarak kişide yerleşik bir korkuya dönüşür. O yüzden Cenab-ı Hak Allah'ın elçisi buyurdu ki اَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِي هَاشِمِ اللَّذَّاتِ Lezzetlerin tadını kaçıran ölümü yad etmeyi çokça yapın. Çünkü ölüm kişinin hayata dalmasını ve hayat içerisinde sonsuz hiç ölmeyecekmiş gibi bir oyalanmaya kapılmasını ki yersiz bir oyalanma bu. Ama öyle zannetmeye başladığında kişi kendisini kaybetmeye başlar. Şuuru azalmaya başlar. Hayatı başı ve sonu itibariyle kuş bakışı görmekten uzaklaşır. Belli bir alana yoğunlaşıp orada oyalanmaya, orada debelenmeye başlar. Bu yüzden ölüm korkusu kişiye hayatın ucu yani başı ve sonuyla hakikati hatırlatan önemli bir korkudur. Bunun hakkından gelmek, bunu yönetmek, bunu izale etmek doğal ve tabii olan ve bize eşlik etmesi beklenen bir şeyi yok saymak kadar kötü bir şeydir. Yani şöyle benzetelim, diyelim ki öğrenci öğrencilik ediyor, belli bir öğrenciliği var. Bir ara korkuya girdi, ben yıl sonunda derslerimi veremezsem ne olacak? Bu gayet tabii böyle bir şey söyleyen çocuğa o zaman çalış ve ben bu dersleri verebilmeye hazır hale geldim, iyi çalışıyorum diye belli bir güvene kavuş ve ne kadar
güvene kavuşursan çalışarak o kadar korkun izale olur, o kadar rahatlarsın. Bu korku iyi bir şeydir derler. Ama düşünün ki bu korkunun hakkından gelmek için bir insan doktora gitse, psikoloğa gitse, bunu izale edecek yöntemlerle veya ilaçlarla bunun hakkından gelse, bu gerçeği yok etmiş olmaz. O gerçek orada duruyor, gün gelip sınavlar geldiği zaman o güne kadar yok ettiği, unuttuğu korkuyla bu kez ansızın yüzleşecek demektir. İşte insanların çoğu hayatın içerisinde bize eşlik etmesi ve dolayısıyla da hayatımızda sakınıma dönüşmesi gereken korkunun hakkından gelmeyi tercih ediyorlar. Dolayısıyla da ölüm, başta ölüm korkusu yahut Cenab-ı Hakk'ın bize yaşatacağı diğer korkular, malını kaybetme korkusu, evladını kaybetme korkusu, sağlığını kaybetme korkusu ve nihayetinde canını veya sevdiklerini kaybetme korkusu, hayatta belli bir kişinin hayatında Cenab-ı Hakk'ın kendisine yaşatabileceği olaylar olarak eşlik etmek durumundadır ki kişinin Cenab-ı Hakk'a karşı saygısını beslesin, sakınımını beslesin. Müminlerin normal hali bu. Cenab-ı Hak dedi ki وَالَّذ۪ينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ Müminler Cenab-ı Hakk'ın azabından ürperti halindedirler. Yani her an bir Cenab-ı Hakk'ın azabı gelebilir. Her an Cenab-ı Hak bizi belli bir azap ile sıkıntıya sokabilir. Bu Cenab-ı Hakk'ın her şeyi yöneten, kendisine karşı hiçbir kalıcı tedbir alamadığımız yüce kudret olarak kendisine karşı saygısızlık yapma korkumuzu besleyecektir. Ona eşlik edecek demektir. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bize korkuyu ve korkmayı büyük bir nimet olarak lütfetti. Ki ölümden korkalım ve ölüm sonrası Allah Azze ve Celle'nin azabından korkalım.